neyi, ne zaman, nasıl, niçin yapacağını ben de yer yer her daim ifade ediyorum. Yaptığım hatayı çekiyor. Buraya muhalefet ettiğim her şeyi çektim, çekiyor. Affetmiyor yani. Bu Allah'ın iki türlü kanunu var. Ben bir tarafını düşünüp gidiyorum Bodoslama, duman ediyor beni ötekisi. Allah'ın iki türlü kanunu var. Birincisi, irade sıfatından gelen tekvini ayetler var. Doğada, kainatta sistem çalışıyor. Biraz Mehmet abiyle içeride konuştuk. Yani maneviyatta nasıl çalışıyorsa maddiyatta da aynı çalışıyor. Yani ufak tefek şey. Yalnız içerisindeki tanımı değiştiriyoruz. Bu Allah'ın mesela iğnedir. Yani beşerilik karışmamak şartıyla ilaçtır. Evlenmektir, çalışmaktır, soğuk sıcak, korunmak. Allah'ın irade sıfatında olan doğadaki kanunlar, peygamberler de dahi buna tabidir. İstisna var tabii. Bunun adı mucize ve keramettir. İkinci bir Allah'ın kanunu var. Kelam sıfatından gelen kevni değil. Emri tekvini kanunu var. Yaparsın, düşünürsün, düşünmezsin, tanımlarsın, kendine mana yüklersin, gayret edersin, itikat edersin, iman edersin. İçeride işte bu neyi nasıl yapacağını iki tane. Şimdi Mustafa şöyle bir şey oluyor. Bazen İmanımız coşuyor. Kelam sıfatından gelen şeriatı ki Kur'an'dır. Kelam sıfatı emri tekvini. Emri tekvini. Abi evamiri tekviniyle emri tekvini ayrı ayrı mı? Evamiri tekviniye çekirdek şeklinde emri tekvini yani sana has. Mesela herkese emri tekvinisi var, çekirdeği. Evamiri tekvini geneldir. Bak bu üzerine vurmak istediğim şu. İki türlü şeriatı var Allah'ın. Bir tanesine uyup ötekisini ihmal edersek tokat diyoruz. Kısacası bu. Allah'ın iki türlü kanunu var, emri var. İki türlü kanunu var. Birisine uyuyoruz, bir tanesine uymuyoruz. Hele hele iki tanesine uymayınca zaten külümen gidiyor. Müslüman ise nerede atı yapıyor? Kelam sıfatından gelen Allah'ın emri tekvini, Kur'an'daki emirlere riayet ediyor. İmanlı, itikatlı. Fakat irade sıfatından gelen Allah'ın emirlerine, doğadaki adetullah kanunlarına pek riayet etmiyoruz. Kafirler ise ekseriyetle bizim tersimiz Allah'ın irade sıfatından gelen kanunları ayat-ı tekviniye deniliyor. Evamiri değil bu Mustafa. Ayat-ı tekviniye riayet ediyor. Yani üşüyeceği zaman palto giyiyor. Palto giyiyor. Ev yapıyor. Makinesini sağlam yapıyor ama bize tabutu da sağlam yapıyor. Çıkar. Bu Müslümanlar tabuttan çıkar diye tabutu da sağlam yapıyor. İrade sıfatına riayet ediyor. Fikirler, sanatını, teknolojisini, adeti ilahiye çok uyuyor. Kelam sıfatından gelen Kur'an'dakine itaat etmiyor. İman etmiyor yani. Bizde tam tersi. Şimdi ikisini bir araya getiren laikalardır. Yani mesela kelam sıfatına gelen emirler var. İçsel alemini yapılandırma, denetleme, olgunlaştırma. Sözlerdir, mektubattır, lemalardır, şualardır.
itikadın, imanımızı terakki ettiriyor. Laikalar ise hayat-ı tekvini olan fiil dünyamızı tanzim ediyor. Burada eksiklik var. Benim de burada eksikliğim var yani. Burada benim burada seslendirmek bir mezeti oluşumdan değil yani. Biraz fazla meşgul olduğum için. Onun için ben burada anlatayım. Yoksa en çok benim ihtiyacım var. Ben hata yaptığım zaman öyle tokat diyorum ki yanlamasına değil enseden be. Kupas gibi gidiyorum ya. O olmasa, o ihtiyaç duymasa ben böyle çalışmam abiler. Bak böyle çalışmam ya. Kendim için, başkası için insan kaç dakika evde oturur? Kaç dakika oturur? Başkası için kaç dakika oturacaksın? Başkası için ne kadar fedakarlık yapabileceksin? Zor ya. Kendim için yapıyorum. Şimdi ilk önce 246'da bakayım ne şey yapmışım. Mesela 246. Bir insanın bir mesleği var, bir de meşrebi var. Hocalarım hoş geldiniz. Meşrep nedir? Maşrapa. Su akıyor. Bununla su aldın. Bu senin maşrapan. Ne kadar büyükse. Bu meşrep. Herkesin maşrapası, kabı farklı. Kimisi kazanla, kimisi bardakla alıyor. Buna meşrep denilir. Meslek ise o nehirdir. İşte mesleğimiz Risale-i Nur. Bizim. Ötekisin tarikat, ötekisin ilmi kelam. Hepsi mübarek, hepsi doğru. Ha, mesleğimiz, şimdi mesleği anlatıyor. Meslekle meşrebi anladık değil mi farkı? Mesleğimiz sırr-ı ihlasa dayanıp, mesleğimiz ihlasa değil, sırr-ı ihlasa dayanıyor. Sırr-ı ihlasla ihlas arasında fark nedir? İhlas. Mesela, hoş geldiniz, hoş geldiniz, nasılsınız? Uvvet ve ihlas. Samimi. Ama içinden boşum devrilsin seni. Sırrı yok. Başka? Giriyorum içeriye. Sırla tasımın iki şöyle farkı var. Artı 10 santigrat derece sıcaklık olsa burada, eksi 10 santigrat derecede sıcaklık yani soğukluk olsa sıfır olur değil mi? Artı eksiyi götürür. Sır ise artı duruyor her yerde, eksi de duruyor her yerde. Böyle bir ortamın bu zıtları barındırabilme özelliğine sır deniliyor. Sekizinci sözde bir kuyuya bir adam düşmüştü ya, tılsımı çözünce duvarlar hep değişti. Tam ata inkılap etti. Duvar kapıya döndü. Neyi çözdü de oldu bu? Tılsım. Sırr-ı ihlas böyle zıtları barındırıyor. Yani küfrü de barındırıyor. Bizde iman ettik diye küfür yok olmadı ki. Duruyor yani. Sır zıtları barındırır. Sırr-ı ihlas her türlü zıt insanları Allah ölçüsüyle ahirete imanla değerlendirmek. Sır zıtları barındırır. Tılsım barındırmaz, teke dönüştürür. Sırr-ı ihlas cemaatin veya evin teke indiremezsin. O fertleri. Her meşrep olacaktır. Oraya uygun davranış biçimleri. O da nedir? Allah ile izah, ahireti imanla tanımlama yapacağız. İmani billah, imani bil yevmil ahir. İkisini cem edince Allah'ın kulları, Allah'ın memleketinde Allah'ın hesap verecek. Sırr-ı ihlas bu makamda bu. Yani her türlü insan var. Kimse kimseyi yargılamaz, sorgulamaması lazım. Allah, mülk Allah'ın, kul Allah'ın. Sırr-ı ihlas bu. Birbirimize tahakküm, yok eksiktim, fazlaydım, bu kadar değil diyemezsin. Çünkü sırr-ı ihlas mesleğimiz. Meşrebimiz ihlastır. Meslek, biz ihlas sahibi olacağız. Allah'a ölçü alacağız. Ama mesleğimiz ise sırr-ı ihlastır. Zıtların içinde
olacaksın. Yani iyi taraflarını görüp onunla geçineceksin. Evde de uygulayacağız bunu. Fakat bir cümlede müsaade edin söyleyeyim. Fakat bizim saf trikliğimiz var. Bir zındıktan, ömrü zındıkla geçmiş, bir iki tane güzel sıfatından dolayı bütün geçmiş zındıklığını, kötü sıfatını unutuyoruz. Saf derunluk. 25. sayfada geçiyor bu Kastamonu. Müslümana ne yapıyoruz? Çok güzel sıfatı varken bir iki tane sıfatından dolayı o adamı da defterden siliyoruz. Adamı defterden siliyoruz. Fark ettiniz mi farkı Hakan'ın? Bak kafirin veya gafilin ehli dünyanın bir iki tane güzel sıfatından kötü sıfatını görmüyoruz. Müslümanın birkaç tane kötü sıfatından iyi sıfatını görmüyoruz. Kendi misali çok enteresan onu çözüyor. Hangisi abi? Yani bir masum 9 canı olsa evet. Batırılmaz. Burada hakikaten iki tane kötü sıfatını görüp tamamını silebiliyoruz. İşte sırrı ihlas demek istiyorum ki arı duru değiliz. Arı duru olmayan fertlerin toplamının bütünsel anlayışımızı doğrultmak bu sırrı ihlastır. Anladık değil mi? Zıtlar. Hem bende zıtlar var, hem cemaatte hem evde. Sır ihlasa dayanıp, hakaiki imaniyi olduğu için, mesleğimiz sır ihlasa dayanıp, hakaiki imani olduğu için, hayat-ı dünyaya, hayat-ı içtimaiyeye mecbur olmadan karışmamak, karışmamak yani siyasi yönetimlere öyle, karışmamak, Risale-i Nur adına, fert adına git ne yaparsan yap, mesleğimiz itibariyle karışmamak, rekabet ve tarafgirliğe ve mübarezeye sevk eden halattan tecerrüt etmeye mesleğimiz itibariyle mecburuz. Mesleğimiz bunu iktiza ediyor. Ne yapıyor? Rekabet edemeyiz. Yani daire içinde demezsin. Hariçte edeceksin. Küfürle mukabele et. Rekabet et. Hayat içtimaya mecbur olmadan karışmayacağız. Tarafgirliğe girmeyeceğiz ve tarafgirliğe sebebiyet vermeyeceğiz. Çünkü her sahada bu davanın müşterileri var. Ben buna biraz uyabilsem, yani Cemil de uymuyor, ben de uyamıyorum. Öyle bazen beşeriyetimiz tutuyor işte. Tarafgirliğe ve mübarezeye, çatışmaya sevk eden haletlerden tecerrüt etmeye mesleğimiz itibariyle mecburuz. Mesleğin meşrebin itibariyle değil, mesleğimiz itibariyle mecburuz. Mesleğimiz bunu iktiza ediyor. Menfi hareket edemezsin. Kavga yapamazsın. Menfi mücadele edemezsin. Yani notoklar, siyasetlerle, şeylerle, gazetelerle, partilerle. Bizim işimiz yok. Onun için hükümet ve devlet hiçbir tarihte Bediüzzaman'dan beri endişe etmemiş. Acaba bu adam kayısı ne yani güçlenip de devleti mi şey yapacak, ele alacak? Öyle bir dava, öyle bir davası yok. Öyle bir davamız yok. Öyle bir mesleğimiz yok. Kişinin iddiası varsa meşrebidir. Mesleği değildir. Binler teessüf ki şimdi müthiş yılanların hücumuna maruz bir çare ehli ilim, ehli diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz'i kusuratı bahane ederek birbirini tenkitle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. Yani şimdi maalesef binler teessüf ki şimdi adam sineklerle uğraşıyor. Pşı, değil. Öyle canavar geldi seni yutacak. Görmüyor onu. Canavar geliyor. Canavar, timsah geliyor. Seni yutacak. Ama sineklerle uğraşıyoruz. Çok acayip. Nedir o? Sinek neymiş? Canavar nedir? Müthiş yılanların hücumuna maruz. Allah düşmanları, Kur'an düşmanları. Zındıklar ortada varken ehli ilimle, ehli diyanetle,
sineklerin ısırması gibi kusur, cüzi kusurları bahane ederek birbirini tenkit ediyor. Senin gözün üzerine kaş var gibi. Aa, sen bunu yapmıyorsun. E tamam canım, bir cemaat, bir meşrep, meslek hepsini yapamaz ki. Tarikat ayrı şey yapacak. İlmi kelam ayrı şey yapacak. Akaidçiler ayrı şey yapacak. Talimciler, hadis uleması da ayrı yapacak. Yani fıkıhta bile amelde imamımız ayrı iken itikatta imamımız farklıdır. Kıraatta da imamımız farklıdır. Bizim kıraat imamımız kimdir? İmam Asım. İtikatta imamımız kim? İmam Azam mı? He? İmam Azam değil mi itikatta? Maturidi. Maturidi. Ahmedi imamımız kim? İmam Azam. Yani misal için söyleyeyim. Belagat imamımız iki tanedir. Zemahşeri ve Sekkaki. Üstad Eşari değil mi Maturidi? Cem etmiş. Yani doğum itibariyle Eşari'ydi. Ama ikisini Kader Risalesi'ni cem etmiş. Çünkü Risale-i genel artık olduğu için ikisinin kavillerini bir araya getirmiş ve barıştırmış Kader Risalesi'nde. İkisi de Ehl-i Sünnet zaten. Tabii Ehl-i Sünnet. Ehl-i Sünnet'in iki tane itikat imamı var zaten. Eşari ve Maturidi. Başka yok. Demek ki tarikatçılar, ilmi kelamcılar, hadis uleması, tefsir uleması, böyle meşrepler bile, meslekler bile birbirini tenkit edemez, etmediler zaten. Dini cemaatler zaten etmiyor, etmemesi lazım. Ediyorsa zaten daha benim gibi tüfeğli yeni girmiş. Kendisini orada ispat etmek için yani beceremiyor orayı. Oradan ruhu doymayınca kendisini orada tutabilmenin şeklini harici düşmanlıkla yaptı. Yani şu, Şialar yapıyor ya. El hubbu Ali vel buğzu Ömer. Ali'ye muhabbet, Ömer'e buğz da olur. Yani Ömer'e buğz edemezsen Ali'ye muhabbet yoktur. Aslında Ali'yi sevdiğinden değil, Ömer'e buğzdan dolayı onu çıkarmış. Gibi ya. Dolayısıyla cüz-i kusuratı bahane ederek birbirimizi tenkit edemeyiz. Kusur yok mu? Var tabii ya. Ya hangimizin yok ya? Ya bazılarınkisi biraz fazla gözüküyor. Dağ gibi yüksek olunca, o kar ve A tipi olunca, bunlar yüksek oldukları için gözüküyor. İnsanların biraz boyları yüksek. Allah öyle tutmuş. Onların kusurları biraz fazla gözüküyor. Ama bizim gibi insanlar pek gözükmüyor ya. Ama gözükünce de böyle ensemize bazılarına Osmanlı tokatı vuruyorlar. Gaybden bazen ensemize vuruyorlar. Allah'tan geri bırakmıyorlar, kaldırıyorlar bizi. Hepimiz öyleyiz ya Mustafa. Vuruyor yani. Birbirimizi tenkit etsek ne olur? Sineklerle uğraşıp kendimizi yılanların ağzına atmış oluruz. Uğraşmayacağız. Uğraşılacak bir şey varsa o da nefsimiz. Hariçte ise küfür. O kadar. Ehli dalalet çoktur. Hele hele kendimiz varken başkasına zaman kalmıyor ki. Birbirini tenkitle yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. Şimdi birbirimizi tenkit edersek nerede hizmet edeceğiz? Nasıl yapacağız ki? Canımız mı kaldı? Gücümüz zaten sana harcadım. Sen de bana harcadın. İkimiz de düştük. İki kuvvetli adam diyor. Değil mi ustadımız? İki kuvvetli adam dövüşürken bir ufak çocuk ikisini de döver. Sopayı bize vurduğu zaman düşmandan kafayı çevirip ona dönemiyorum ki. İkisini de ufak çocuk döver işte. Durum böyle olur. Yalnız böyle bütün İslam o kadar büyük, o kadar büyük ama ki 1400 sene değil, İsa Aleyhisselam'ın da dini, İbrahim Aleyhisselam'ın da dini İslam'dı. İslam şimdi denmemiş ki buna. Yani üniversite gibi, üniversite diplomasında üniversite okuyorsun diye ilkokuldan sıyrıldın mı?
İlkokulun ABC'sini 2 artı 3, işte 2 kere 2, 4. Yani o bilgi yok mu üniversite okurken? Yani üniversiteye gittiğinde ilkokul bilgilerin kafandan silindi mi? Kur'an ve peygamberlerin en son gelenler öncekileri cem etmiştir. Demek ki birbirlerimizi öldürmeyeceğiz, birbirlerimizle uğraşmayacağız. Çünkü mesleğimiz sır ihlastır. Meslekte sır ihlas, meşrepte ihlas. Zıtların cemidir cemaat. İslamiyet de öyle. Zıtların cemidir. Allah bile mühlet vermiş ya kafire. Zıtların cemi sırdır. Başka bir manası var. Onu da söyleyeyim bari. İsm-i azama mazar olunca sır oluyor. Sır ihlas demek. İsm-i azamla ortaya konmuş hakikatleri. İhlas olunca normal bir esmanın tecellisidir. Mesleğimiz sır ihlastır. Meşrebimiz şeydir. Yani mesleğimiz uygulayayım. Mesleğimiz ismi azama bakıyor. Meşrebimiz esmaya bakıyor. İsimlere bakıyor. Gayet muhlis kardeşimiz Hasan Atıf'ın mektubunda bir ihtiyar alim ve vaiz Risale-i Nur'a zarar verecek bir vaziyette bulunmuş. Benim gibi binler kusurlar bulunan bir biçarenin emniyette iki mazaretine binaen bir sünnet ki sakal terk ettiğimi bahanesiyle şahsımı çürütüp Risale-i Nur'a ilişmek istemiş. O zat ustada bayağı hakaret etmiş. İşte birincisi sakal bırakmamış. Böyle. Ustad ne diyor? Evvela hem o zat hem sizler biliniz ki ben Risale-i Nur'un bir hizmetkarıyım. O dükkanın bir dellalıyım. O ise Risale-i Nur Arş-ı Azam'la bağlı olan Kur'an-ı Azimüşşan ile bağlanmış bir hakiki tefsirdir. Benim şahsımdaki kusurat ona sirayet edemez. Benim yırtık dellallık elbisem onun baki elmaslarının kıymetini tenzil edemez. Ha, hiç müdafaa etmedi. Sakalı gerçi Emirdağ 1 48. sayfada 48 hangi yerinin plakası ya? Muğla. Muğla. Muğla'da kafanızda kalsın. Emirdağ 1 48 Muğla şeyinde Muğla plakası orada sakalı niçin bırakamadığını söylüyor. Zaten hapisten geçmiş. Nasıl yer bırakacak? Ustad hiç onu mazeretlerin saymadı Nizam. Ne dedi? Siz de bilin ki Risale-i Nur benim değildir. Kur'an'ın malıdır. Kur'an da arşı ferşe bağlayandır. Allah'ın kelamıdır Kur'an. Risale-i Nur da o Kur'an-ı Azimuşşan'ın bu asırdaki manevi bir tefsiridir. Ben de burada amelilik yapıyorum. O kadar. Benim kusurum ona mal olmaz. Sen şimdi senin dükkana geldikleri zaman Nizam adam mal alacak. Sen ikinci derecede bakıyor. Adam malını alıp çekip gidiyor. Tipine mi bakıyor? Mala bakıyor. Ucuzsan alıyor. Demek ki birincisi hiç müdafaa etmiyor ama cevabını Emirdağ 1 Muğla plakasında bakarsınız. Niye sakal yok diye. Ustad hemen şahsını nazara veriyor. Hakikaten öyle. Yani benim kusurum varsa elimdeki Kur'an'ın ne suçu var? Yani Müslüman hata yapıyorsa İslam hep mi yanlış? Yani bir teist hata yapınca Karl Marx mı yanlış diyoruz biz? Yok, ona da insaf yapıyoruz. Adam bu. Ha oradan gösteriyorsa başka. Demek ki ben diyor bu dükkanın dellalıyım, tezgahtarıyım, tezgahtaki cevherci, cevher değilim ki. Cevheri satanım. Cevher işine geliyorsa alırsın. Tezgahtara bakmazsın dedi. Saniye o vaiz ve alim zata benim tarafımdan selam söyleyiniz. Benim şahsıma olan tenkidini
itirazını başım üstüne kabul ediyor. Bak hiç şey yapmıyor. Ben olsam var ya, vay be. Ulan şu adama bak ya, ben nasıl tenkit ettin ha. Bunu nasıl eder lan? Aa şu adama bak ya, vicdanı hiç şey olmadı mı falan. Hiç yapmıyor. Tamam diyor. O alim zata benden tarafından selam söyleyin işte. Bir de selam söylüyor. Ben şimdi mermi gönderdim belki de. Benim şahsıma ait tenkidini, itirazını başım üstüne kabul ediyor. Sizler de o zatı ve onun gibileri münakaşa ve münazaraya sevk etmeyiniz. İşte bir yapabilsem damara dokunuyoruz. Ve dokunuyoruz ki talip olsun. Ya kardeşim dokunma işte, zaaf o. Evde de öyle. Eşin, çocuğun, baban, kardeşin aynı kanun uygular. Lan onun zaaf noktası var. Lan basma işte oraya. Görme işte. Geç orayı. Geç öteki tarafa. Başka tarafları var. Hep o mu ya? İnsan hep o değil ki ya. Ben hep olmadığım gibi o da hep o değil. Tamam. Ha, düzelecek şey aşka. O da lütufla. Güzellikle insan düzelirse düzelir. Allah'ın kuludur ya. Bak ne diyor? Tahrik etmeyin diyor yani. Uyan aslana dokunup kendinize musallat etmeyin. Hatta tecavüz edilse de beddua ile de mukabele etmeyiniz. Beddua bile etmeyiniz diyor. Vay. Vallahi öyle vuruyor ki bana. Mustafa geliyor. Vuruyor mu vurmuyor mu? Vuruyor abi. Dokundu muydu? Hemen dokunuyoruz abi. Acayip bir şey ya. Bana nasıl vuruyor değil mi? Beni nasıl eleştiriyor? Ama öperim öyle. Bunu öpmeseydim din adına kapkara kalplerden uzanan elleri din adına öpecektim. Kapkara kalplerden din adına din tahripçilerini, dini tamir davasında din tahripçileri. Mustafa Sabri Efendi'nin kitabının adıdır bu. Osmanlı'nın son Şeyhülislam'ı. Kitabın adı. Dini tamir davasında din tahripçileri diyor. Böyle vitrinlerde çıkarlar. Din tüccarları, at hırsızları bunlar. Bir kısmı böyle ya, bir kısmı at hırsızları böyle. Ehli bidâ, küfrü, zındıkayı methederler. Yani şöhret için mi, ne için? Sırrı bilinmiyor. Ama ustad diyor ki, beddua da etme diyor ya. Karışma diyor, işini yap diyor. Meşgul olma diyor. İşte biz bak gene dokunuveriyoruz. Acayip bir şey ya. Çok tuhaf yani. Ama iyi ki var ya, var bu haldeyiz. Ya olmasa? Abi sabır mı boyutu, hangi makam, hangi sabır boyutu? Ustad diyor ki, sırtımızda diyor yumurta sepeti var diyor. Yani insanların imanını kurtarmak adına, mesela sana hücum etti. Ama senin çocukların var. Akraban var. Belki sen, dine hizmet edecek insan var. Yani nedir o? Allah'ın dediği gibi yap. Kendini karıştırma. Adamın kafasını kes mi dedi ya. Böyle. Adama sor mu dedi. Yani yapıyorum. Demedi. E sen yapıyorsun. Senin meşrebin bu. Yani senin meşrebin. Bu hiç kimsenin burada katili yok. Demek ki onları kendinize musallat edecek şekilde dokunmayınız. Hatta tecavüz de edilse beddua ile de mukabele etmeyiniz. Adam beddua bile ediyor ya. Ama etmeyiniz diyor. Bunun adına yapıyor mesela. Kim olursa olsun madem imanı var. O noktada kardeşimizdir. Ama hücum ediyor. Bize de düşman, bize düşmanlık da etse mesleğimizce mukabele edemeyiz. Niye edemeyim ya? Koyarım ağzının üzerine iki tane. Çünkü diyor daha müthiş düşman ve ilanlar var diyor, yapamazsın diyor. O bir şey değil. Bak o ehli imandır. Birkaç tane kusuru var diye. Şöyle yumruk atamazsın. Demek ki yılan ve daha ne var? Yılanlar var. Daha müthiş düşman ve yılanlar var. Hadi. Yani madem bir şeye girdik istediğin gibi. Mesela işi bir kısmınız şeydir. Esnafsınız. Bir kısmınız da öğretmensiniz.
İstediği gibi hava vuranı işçi çalıştırır mısın? Orada bir nizam var ya. Bir kural var. Yani Risale-i Nur'a, İslam da bir sistem. İstediğin gibi hareket edemezsin ki ya. Fatih İstanbul'u fethetti. Çoğu bana şöyle diyor. Ya diyor, en büyük tarihi bir hata yaptı diyor. Hepsini kesecekti diyor. Gayrimüslimler. Allah musad etmemiş. Hazreti Ali yatırmış, tam kafasını kesecek adamın, tuğ diye tükürmüş. Kesmemiş. Böyle bir dinin mensubuyuz. Niye kesmedin demiş. Allah için kesecektim dedi. Tam tükürünce nefsim için kesecektim. Ay alçak herif diye vuracaktım. O yüzden din olmayacaktı. Adam demiş ki niye kesmedin? Ben seni Allah için kesecektim. Şimdi nefsim için olunca kesmedim seni dedi. Adam Müslüman oldu. Demek ki öldürmek değil, onları diriltmek gerekiyor. Oluyorsa tabii. Nedir o? İşini yap, Allah'ın işine karışma. Eyvallah. Yapacağız inşallah. Eyvallah. Niye böyle yapıyorsunuz? Çünkü nur cemaatinin, nur fertlerinin, nur talebinin elimizde nur var, topuz yok. Nur kimseyi incitmez, ışığıyla okşar. Kimseyi bunu kabul etmiyoruz. Etmememiz lazım ya. Yani. Kimseyle uğraşmıyoruz. Bizim bir düşmanımız var. İman ve küfür mücadelesi işte. O kadar. İlk önce kendimizin, sonra çoluk çocuğumuzun, akrabamızın, yakınlarımızın, sonra ehl iman, imanını kurtarmaya vesile olmak. O kadar. Maddi mücadele, şimdi o topuz bizim elimizde değil. O da ama başka bir sektörü yani cihat da başka söz. Şimdi diyor cihadı manevidir diyor. Zaten dahilde devlet içinde İslam hukukunda maddi cihat yoktur. Fitnedir o. Yani devlet hudut içinde manevi cihat vardır. Cihadı maddi haricedir. İçeride birbirini kes olmaz o. Elimizde nur var, topuz yok. Nur kimse incitmez, ışığıyla okşar. Ve bilhassa ehli ilim olsa itiraz eden, ilimden gelen enaniyeti de varsa enaniyetlerini tahrik etmeyiniz. Ya sen ne anlarsın ya? Bir bak bakalım ya, talimin bir şey yok. Ya konuşuyorsun eskiden beri şey gibi. Tahrik etmeyin. Tahrik etmeyiniz diyor. Mümkün olduğu kadar وَاِذَا مَرُّ بِاللّٰهُ وَمَرُّ كِرَامًا Dusturunu rehber ediniz. Doğruyu anlatacaksın, tamam mı? Mesela bugün gene birisine denk geldim, ben İskenderun'dayım. Doğruyu anlatacaksın. Adam daha soruyu sordu. Cevap verirken hemen soruyu imal ediyor. Baktıkça o zaman hecren cemiyle çekip gittim. Hiç muhatap almadım. Niye mücadele edeceksin? Adamın niyeti yok ki. Başka niyeti var. Kim o? Adam bilmez. Bilmediğini bilirse bu alimdir der Gazali. Oradan başlar. İlim bilinmeyenden ben bilmiyorum diyebilecek kadar bir ilme sahip. Acayip bir ilim. Ben bilmiyorum diyebilecek kadar müthiş bir ilme sahip. Adam kütüphaneyi bitirmiş. Bilmediğini bilmiyor. Bu cehl-i mürekkeptir işte. O bildikçe aşağı inmiş. Peki biz niye ilim yapıyoruz? Gazali'ye göre niçin yapıyoruz biliyor musun hocam? Biz ilmi haddimizi bilmeyi ifade eden bilmediklerimizi ikrar etmektir. Bildiklerimiz bir şey değil ki bilmediklerimizin yanında. Bilmediklerimizi bilmek için bilmeye çalışıyoruz. Ne için biliyoruz? Niçin okuyoruz bilmeyi? Bilmediklerimizi bildiklerimizle bilmediklerimizi bilmeye çalışıyoruz. وَاِذَا مَرُّ بِاللّٰهُ وَمَرُّ كِرَامًا Size birisi kötü bir şey söylerse siz onlara ikramla muamele edin. İkram ne demek biliyor musun? Baklava vermek değil. Mukabele etmemek ikramdır. Sen bana dedin böyle değil mi? Lan sana bu mukabele. Dedi hiçbir şey yapmadın. İkramdır. En küçüğü budur. Diyeceksin ki baktın ki şiddet yapıyor. Bak kardeş en iyisi sudur. İç suyu iç. Dusturunu rehber ediniz. Hem Hasan Avni ismindeki zat benim ismimi takip ediyor. Hasan
Madem evvelce Risale-i Nur'a girmiş ve yazısıyla da iştirak etmiş, o daire içindedir. Onun fikren bir yanlışı varsa da affediniz. İyi, benim de hoşuma gitti işte. Bir yanlış yaptıysa da hemen atmayın çöpe. Übeyd, atma çöpe. Affet ya. Herkes bir meşrepte olmaz. İnsan rakipsiz olmaz, kusursuz da olmaz. Bu Risale-i Nur'daki bir cümledir. İnsan rakipsiz de olamaz. Kardeş kardeş evde rakip oluyor değil mi? Evde kavga ediyoruz. Rakipsiz olmaz, kusursuz da olmaz. Onun fikren bir yanlışı varsa da affediniz. Biz değil onlar gibi ehli diyanet ve tarikata mensup Müslümanlar, şimdi bu zamanda, bundan sonraki çok acı ama. Bak biz, nur talebeleri ve Müslüman olarak değil, karşımızda bize itiraz eden ehli diyanet, ehli tarikat, mesup Müslümanlar şöyle dursun. Şimdi bu acip zamanda imanı bulunan, hatta fırkayı dalleden bile olsa onlarla uğraşmamak ve Allah'ı tanıyan ve ahireti tasdik eden Hristiyan bile olsa onlarla medar-ı niza noktaları medar-ı münakaşa etmemeyi, hem bu acip zaman hem mesleğimiz hem kutsi hizmetimiz iktiza ediyor. Uğraşma. Müslümanlara galebe çalmak ikna iledir. Söz dinlemeyen vahşiler gibi canavarla cebirle değildir yani. Bak gördün mü? Değil o Müslümanlara. İmanı varsa, ehli bida dahi olsa, ehli bida kimdir mesela? Meşrep kim hatırına geliyor? İslamoğlu geliyor. Ha? İslamoğlu geliyor. Evet. Bida, Şia, Şia, Mücessime, Allah'ı cisim gibi düşünen Vehhabiler, Şia şeyi, bunlar ehli bidadır. Yani itikattan bozuk. Ama imanları var. Ehli bidâ'ın için denir. İman var, itikadı bozuk. Ha, onlarla da uğraşmayın istiyor. Mesela Emirdan da söylüyor. Alevilerin namazı kılınır mı diyor cenaze. Küfür ettiğine dair delilin var mı? Yok, hüsnü zannedersin. Küfürden maksat yani... İnkar var mıydı? Allah inkar. He. İnkarı var mıydı? Dedi ki, hocam dedi, yolda giderken diyor İskenderun'da, çektik arabaya, bu ocağın arkasında namaz kılınır. Bir şey seni gördün mü sen? Kötü araştırma ile mezun değiliz. Hüsnü zan esastır. Bir şey hakkında menfisi yoksa müsbet denmeye gerek yoktur. Eşyada mubah esastır. Ne güzel kaydelerimiz var be. Mecellenin kaydelerini söyledim ha. Ulan ne büyük adam, ne nasıl biliyor falan demiyor. Orada yazıyor yani. Orada yazıyor. Eğer reddedilmemişse müsbettir. Allah helalları saymaz ki. Nimet Allah'a la tuhsuha. Saymayla bitmez. Haramları sayıyor. Bitti. Geri selam. Muba. 20 küsur yaşındaydım. 20. Askere gitmemiştim. Askere de geç gittim. Taş çatlasa 21-22. Bizim köye bir imam gelmişti. Mesleği farklıydı. Ya çocuk da 20 yaşında ne oldu? Sakalı çocuk diyor usta. Sakalı çıkmış ama çocuk kapalı. Ondan sonra onunla bir münazara ettik. Allah'ım. Sakalı çocuk yani. Münazara ettik. Ya peki senin cemaat, senin mesleğin, senin okul. Daha üstünse hadi şu sorulara cevap ver hadi. Ya bize yakışır mı ya? Bu Müslümana yakışır mı? Bu insanlığa yakışır mı? Benim yaptığım hata. Sen Nur adına yaptın he? Gece Hazreti Ali geldi. Allah Allah. Vallahi Hazreti Ali geldi. Rüyada mı geldi? Rüyada geldi. Zaten açık gelse kafamı keserdi. Bazen geliyor o yüzden. Geliyor. Vallahi Hazreti Ali geldi. Derse girilip ders yapacak. Ders verecek. İçeriye giriyorlar. Bana dedi ki, sen Müslümansın, Müslüman olma noktasına kardeşimsin ama şimdilik talibem değilsin dedi. Allah. O gece almadı beni. Ne yapardın? Bu denilir mi şimdi bu derste? Kendimi ne yapar şimdi? Ne kadar acı değil mi? Çok acı. Kalktın Hazreti Ali sana böyle dese ne de yaparsın? Abi ne yaparım? Çok üzülürüm yani.
Vazgeçerim yanlışımdan. Sonra sabah kalktım, ne yaptım? Sabah namazını camide kıldım. Hocaya oturdum. Hocam dedi, özür dilerim. Ben hata yaptım dedim. Cevaplarını anlatayım. Bir dakika cevap anlatmadan, hayırdır kafana bir şey mi düştü dedi. Dedi ki, rüya gördüm, Hazreti Ali bana öyle dedi. Öyle mi ya? Seni böyle mi? Tekdir mi etti? Etti hocam. Cevaplarını o zaman söyle dedi. Bu akşam o sorulardan dolayı yatamadım biliyor musun? Çok kitap araştırdım ama yatamadım. Hocam dedim, birincinin cevabı şöyle, şöyle, şöyle. İkincinin cevabı böyle, böyle, böyle. Öğleyine kadar üçünü mutala ettik. Tamam. Gerçi dedi, bitti. Aynı şunu dedi. Şen oldu ama dedi, iyi bir ilim de öğrendim dedi. Bunu dedi, artık ömür billah kürsülerde anlatacağım dedi. Ben ki cevap veremedim. Bu dedi, ondan sonra seni tenkit etti ya, o İmam Ali, o zaman bu risale doğrudur dedi. Aslında dedi, senin davranışın onaylasaydı ben hala son. Demek ki seni azarladılar. Sen haksızsın. Haksızım hocam. Hakkını helal. Barış, kardeş olduk. Öğleyine kadar. O da kürsülerde anlatacağım dedi. Nasıl gidiyorum Mustafa biliyor musun? Kuş gibi gidiyorum. Maşallah. Artık İmam Ali bana hakareti, artık vicdanım rahat. Eyvallah. Çünkü adam ilim sahibi de oldu ya konuda. Mesela bir tanesi 16. sözdü. Tamam. Bir tanesi 31. sözdü. Sonra Mehmet abi, çok artık kuş gibi gidiyor. O akşam tekrar rüya görüyor. Evet. Hazreti Ali radiyallahu an yapacağım da şöyle bir sidirde oturuyor. Tahtada. Böyle. Kırıkan kültüründe var ya tahta. Ama entaresi var, haya abidesi. Allah Resulü'nün damadı ve ilk Müslümanlardan. Bu entaresi olduğu halde, değil şalvar, bir yorgan, beyaz bir yorgan üzerine attı burasına. Öyle gözükmesin diye. Entare var, böyle, cübbe var. Bir yorgan attı üzerine. Ondan sonra... Beş kişi, altı kişi vardı. Beş kişi. Ben gel sana da ders vereyim. Beni ders halkasına kabul etti. Ve ders anlattı. Ders vermeyi affetti bizi. Konuyu hatırlıyor musunuz abi? Dersi mi? Evet. Enfusiydi. Maşallah. Böyle Hazreti Ali ders halkasını aldı. O zaman o zıt var diye almadı beni. Kovmadı ama. Ama gene Müslümansın dedi. Kardeşimsin dedi. Ama sana şimdi ders vermeyeceğim. Ama Müslüman kardeşimsin. Şimdi ders halkasını aldı. Ertesi gün ders halkasını aldı. Hepinize ibret olsun. Buna karşı bir Müslümana öyle üstünlük yapmak için benim mescidim, benim babam senin babanı döver gibi, benim kitaplarım daha üstün diye bir Müslümanın itikadına ve imanına ve anlayışına zarar verecek davranışları unutmayın. Bana böyle yaptılar. 21 yaşında ancaktım. 20 yaşında ancaktım. Ya, çocukluk kafası, sakalı çocuk ya. Böyle başıma geliyor. Ama hem o adamın ilim öğrendi, hem Risale-i Nur'a muhabbet etti. Bana kızdıkları için bunu sevdi. Yani onu onayladılar yani. Çok güzel aslında. He. O da anlamış olay yani. Güzel bir bakış açısına sahip. He, o benden yaşlıydı. Evet abi. Dedi ki, sana kızdıklarına göre dedi, bu kitap beni onayladı. Evet abi. Evet dedi. Ondan sonra, söyle bakalım cevaplarını. Okumuşsun. Dedim hocam, ben tabii o ne diyorsa dövse bile aşağıdan. Sorular ne yapar? Çünkü Zidali kafamda. Sorular ne affettireceğim. Akşam bir daha gelebilir. Ben tabii bekliyorum yani. Yok bir de tersten gelebilir. Evet abi. İşte tabii. Sokağa gelebilir. Sorular neydi?
16. söz. 31. söz. Miraç. He. Onlarla kalır biz orada. Ya bir tane de vardı ama. Önemli olan yapmamamız lazım. Müslüman kibar olur, nazik olur, güzel olur, uyumlu olur. Kalbi kendisinden büyük olur. Müslümanın kalbi kendisinden büyük olur. O kalpte benim de yerim, benim de sığınacak, bulunabilecek yerim var diye cesareti olur karşıki taraf. Evet. Bazılarının kalbi kendisinden küçük olur. Cesedinin içindedir. Bazısının kalbi ise kendisinden büyük olur. Cesedi kalbinin içinde olur. Müslüman böyle olmalı. Kalbi kendisinden büyük olmalı, latif olmalı, kibar olmalı, nazik olmalı, affetmeli vesaire. Yani böyle olmamız lazım. İşte bak Hristiyan dairesine kadar götürdü. Münakaşa etmedi Hristiyanlarla. Biz ne yaptık ya? Yanlış yaptım ya. Estağfurullah. Yanlış yaptım ya. Tabii yanlış yaptım. Mesela bazı şeyler işte dokunuyorsun. Dokunma kardeşim. Herkes her şeyi biliyor. Yapma. Ama nasıl tırpanlıyor? Öyle çakıyorlar ki kader beni hiç affetmiyor. Hiç affetmiyor vallahi. Ya zalimin eliyle tokatlıyor, cezamı veriyor. Ya gece bana veriyorlar. Veya divandan atıyorlar. Divandan aşağı atıyorlar. Yataktan aşağı. Yataktan. Ya. Affetmiyor ve buna çok seviniyor. Hatamı da anlıyor. Hatamı zaten o yaptıktan sonra anlıyorum ama enaniyetimden dönemeyince gece atıyor onu. Herkes bilir Mekka kusurunu. Ama enaniyet bırakmıyor ki. Ne yapayım? Var da bu haldeyiz Hasan abi. Ya olmasaydı. Okuyoruz. Tamam. Gene bu haldeyim. Kusurlarımız olacak da insanız ya. Kusurumuz olacak. Olduğu için insanız. Kusurum yoksa melek olacaktım. Ama öyle olmaktan istemem. Melek olmak da istemem vallahi. Allah bir kere öyle yaptı, tamam, amenna, ama ben aklen, fikren şimdi o melek olmak istemem. İnsan olmak keyifli bir şey ya, tercih ilahi ya. Acayip keyif veriyor insanı. İnsan olmak çok güzeldir ha, çok hoş. Bardak olabilirdin, sen burada olurdun, bu orada olur. Bak insan olduk, vallahi insan, iyi ki insanız ya. Kusurlarıyla beraber. Oh. İnsanlığını bildin mi keyfine bak ya. Ben insanım vallahi. Psikolojin de bozulmuyor yani. Nasıl? Ya insanım, kusurum da var, iyiliklerim de var. İyi Allah'ım. Allah benim bildiğim gibi de değil. Daha şefkatli. Ama ayetinde dediği gibi benim şefkatime güvenip de günah işleme ha. Eyvallah. Ayet de öyle diyor. Tamam ya Rabbi, bu tarafta var. Zaten Müslüman günah işler. Ama işlerken kafir gibi günahtan lezzet alamaz. O geçti artık. Günah işlerken lezzet alır Müslüman ama alırken de elem alır. Bunun Allah'ın hesabı var diye. Lezzet yaparken elem alır. Yapma daha iyi yani. Ama oluyor işte. Oluyor. Ne acayip biz, nizam biz ya. Said miydi? Yok, Said miydi? Ahmet. Ahmet Muhammed mi? Ahmet. Tek bir tane değil mi? Said Emre. Ahmet Tübel. Ahmet Tübel. Tübek. Tübek. Eski Türklerin ismi mi Tübek? Ahmet ama çok kaliteli bir şey ya. Niye geç tanıştırdın bizimle ya? Ahmet seviyorum seni ha. Bir tane. Elhamdülillah. Demin bir daha okuyayım abiler. Onun fikren bir yanlışı varsa da, fikren benim bir yanlışım varsa da affedeceksin Nisan. Affediniz. Biz değil onlar gibi ehli diyanet ve tarikat mensubu Müslümanlar, şimdi bu acip zamanda imanı bulunan bir, iki, hatta fırkayı dalede bile olsa Allah'a mücessime diye kabul eden veya Şia olsa onlarla uğraşmamak ve Allah'ı tanıyan ve ahireti tasdik eden, Hristiyanlar ahireti tasdik eder ama haşr-ı cismani değil Hristiyanlarda. Haşr-ı ruhani var. Ruhla. Ruhla. Allah'ı tanıyor.
Bir de ahireti de tasdik eden Hristiyan bile olsa onlarla medar-ı nizan noktaları münakaş etmeyiniz. Yani öne çıkarma. Ben çok bulundum Avrupa'da 2004'ten beri. Kiliselere hemen hemen her pazar gidiyor. Her pazar gidiyor. Diyecektir bu olan protokolü işletiliyorum cami şeyi. Orada bizi yer yapmış. Onların ayinlerini, şeylerini yanındaki tercümanla da tercüme ediyor. Görüşür. Yani bizim hassas noktalarımız, onun hassas noktaları, çibanları dokunma. Bak ne diyor? Medar-ı niza noktaları, çiban başlarını medar münakaşa etmeyiniz. Gitme o zaman. Gitme kardeşim. Yani hassas noktalarını kaşıma. Ortak noktalarımız hakkında konuş. Allah'ımız bir. Hem bu acip zaman, niye? Hem bu acip zaman, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle bir zaman gelmemiş, gelmeyecek. Bu zaman ahir zaman demiş. Bu acip zaman, acip ama. Niye anlamıyoruz? Çünkü doğduk içinde kıyas edemiyoruz. Başka bir zamana gelsek de, bu zamana zaman aşımıyla gelsek kıyas yapardık. Acip olduğunu o zaman anlardık. Şimdi anlayamıyoruz. İçindeyiz çünkü. İçindeyiz. İllüzyondayız. Fanosun içindeyiz. Bu acip zaman hem mesleğimiz hem kutsi hizmetimiz iktiza ediyor. Nur Cemaat'ın mesleği kitabı da bunu iktiza ediyor. Bizim nizamnamemiz. Münakaşa etme diyor. Ben uydumsa uydum. Uymadımsa atıyor beni dışarıya. Sonra ne yapıyor biliyor musun? Bir his veriyor şahsi manevi. Bir fikir veriyor. Aklım, kalbim bir yere meylediyor. Bir şeye çak dersen terk edeyim, çekip gidiyorum. İşim bana. Geçmiş olsun sana. Ben düşündüm, ben şey yaptım. Oysa şahsı manevi elinden tutup attı dışarı. Uzaktan git gel. Uzaktan nasibim varsa. Şahsı manevi nasıl yönetiyor bizi? İnsan yok diyor. Nasıl yok? İnsan-ı kamil var Nur cemaatinin başında. Bunu anlattım. Bütün nurcuların akıllarını topla. Ruhlarını topla, kalplerini topla, itikatları, okudukları, müsbet şeyleri topla, karıştır. O bir tek şahıstır. Akılların toplamı kadar akıllıdır. Kalplerin toplamı kadar kalplidir. Ruhların toplamı kadar ruhludur. Maneviyatların toplamı kadar maneviyatlıdır. Geçmiş ve gelecekte bütün nurcular. O şahsı manevidir. Yaşı yoktur onun. O işte kim nereye layık müstahakse fikir ve his veriyor. Ben de aklıma geldi ya, içime doldu, ben bunu şey yapayım. Hadi derse gidelim, ders yapalım. O yapıyor. Ama görmediğimiz için, mesela kader de öyle yapıyor. Evleneceğin kişi, bu kadar kişi gördün, daha güzel eşler de vardı. Ama kadersin, bunu çıkardı sana, sebepleri de hazırladı, ona bir ısınma verdi. Buna ısındım diyorsun. Oysa ısındırtılır ya, senin alakası yok. Elektrik aldım diyorlar abi. Elektrik aldım, onu demedim yani. Elektrik aldım. Oysa birisi elektrik, keban barajı olmazsa sen bu binaya nasıl elektrik alacaksın? Yani kader o cihette. Sevdirtmezse sevemezdi. Artık eşinizi sorgulama. Böyle bir sürü kişiler vardı, şunla mı bunla mı falan. Sizde daha bu şey olur. Pürüz noktanızı ben de dokunayım böyle. Yani tenüs ettim. 3-4 kişiyle görüşüp bu olsaydı nasıl olur deme. Buydu. Sana en uygun budur. İyiler iyilere, kötüler kötülere diyor ayette. Senin bu. Elektrik aldın çünkü keban barajından geldi. Yani senin işin değil o. Ya nasıl ya? Hani o zaman daha kaderi burada konuşma. Vay be. Ne acayip bir usta. Nasıl bizi yönetiyor değil mi şimdi? Şahsı manevi var mı? He ya. Bu dersi yaptırıyor. Vallahi ben niyetim bu akşam bu ders değildi. İşte o soru bak hazırlamıştım. Defteri de getirmiştim. Niye sordun o zaman? Sormak ahlakımdır benim. Aman aman her derste sorar. Senin aradın mı gelmiyor, onu mu sordurdun? Şahsı manevi yaptım. Abi bu şey söylüyorsun. Allah razı olsun. Evet çok iyi öğrettin şimdi. Şahsı manevi yaptırdı. Dedi ki onu yapma. Yarın mı? Belli değil yarın. Vallahi yarın da bir şey demem. Şimdi aldandım da yarına kadar komple aldım. Hani yoktu başımızda insan? İnsan-ı kamil var. Vallahi var. Böyle kalbime bir mail veriyor, çekip gidiyorsun. Allah Allah.
birisine bir yere gittim. Ya şurada bir kardeşimiz var, bir selam vereyim dedim telefonla. Nereden bileceğim başıma ağlar gelecek. Bir yere gidemezsin dedi. Ya hiç niyetim yoktu. Şahsımı anevi arattırdı. Geç oraya. Başka nasıl diyecektim? Bağıracak mıydı Samadhan? Olsun! Benim de falan yere ula! Böyle mi bağıracaktı? Bir kalbime koydu, ona bir telefon et. Ya şimdi meşgul eder, şey yapar, ya çağırır, şey. E neyse bir selam vereyim. Zaten geçiyorum. Neredeysen geri dön dedi. Geleceksin. Ne kim yaptı bunu? Ne onun haberi vardı ne benim. Kalbime telefon et dedi. Telefon işte şahsı manevi yaptı. O zaman abi şahsı manevi kaderin sebep boyutu mu oluyor? Yani evet. Ana icra. Kaderin, külli kaderin dişe vuruşu. Fiziki boyutu. Yani. Eyvallah. Vallahi şahsı maneviye Mustafa. Allah'a yemin ederim ki şu bardağa inandığım gibi böyle vücuduna inanıyorum. Maşallah. İnan vücuduna aynı böyle. Bu bir şey değil ki. Vallahi korkuyorum ondan da. Bazen burama çakıyor, bazen enseme vuruyor. Böyle takla tak attırıyor. Ama çoğunlukla seviyor. Herkesi seviyor. Öyle despot falan değil. Olsaydı ben zaten çoktan atmıştı beni. Atalarına. Yani çok daha beni posta ama bırakmıyor. Sizi hiç bırakmaz. Hayır, kesinlikle bırakmıyor. Bak ona, o ustaya, demirci ustasına telefon ettiren kalbime koyun kim? İşte Allah ve şahsı manevi. Şahsı manevi dedik, ona et. Yani git dedi de ben vay dedim ya ben telefon edeyim. Şimdi zaten beleni ortaya geldim yani nereye gideceğim? Meğer şahsı manevi beni ona görüştürecek. İdare ediyor ya. Seyrediyorum ya biraz. Vay be. Ulan bana sen telefon ettirdin, beni buraya getirdin. Adama demiyorum ha. Şahsı manevi vay be. Nasıl idare ediyor? Kalbime bir mail koyuyor. Ben mail ettim. Bir fikir geliyor. Ben düşündüm. Neyi düşündü? Düşünmek ne demek biliyor musun? Düşlenmek demektir. Düşlenmek. Bir şey atıldı, deşildin. Düşünmek deşmektir. İlk önce kendini deşiyorsun, sonra karşıyı. Düşünmek düşlenmektir. Düşe uğramak. Düş almak ne demek? Suyun altına girmek değil mi? Düş aldım. Düş. Düşünmek de düşlenmektir yani. Düşünmemi aktif etti. Düşündürttü o beni. Söyledi bana yani kısacası. Onlarla medarınıza noktaları medar münakaşa etmeyin. Etmemeyin. Şimdi eve uygula. Ben de çok şeyi seviyorum. Böyle teoriyse bak fazla şey yapmıyorum. Hasan abi özür dilerim ama çok özür dilerim. O deminki olayı tadında bıraktığınız zaman ben bir şey soracağım. Kişinin kendi birikimleriyle elde ettiği şahsi bir şahsı manevisi bir de cemaatin veya İslamiyet'in bir şahsı manevisi mi var yani? Aynen öyle. Şimdi mesela senin bir sürü geçmişin var. Evet abi. Yani mesela ampul şu ampul var ya saniyede 60 defa yanıp sönüyor. Ama gözün görme kabiliyetinden hızlı olduğu için devamlı yanıyor. Biz de var olup yok oluyoruz. Var olup yok oluyoruz. Var olup hepsi benim. Benim bütün geçmişim şahsı manevi. Bedeni misali glaf-ı latifi bedeni misalisi var. Benim bütün geçmişim şahsı manevi değil mi? O beni bırakmıyor daha. Senin şahsı manevi de seni bırakmıyor. Senin şahsı manevi var. Akli boyutun var, kalbi boyutun var, vicdan boyutu var, ruh boyutun var. Bütünsel şu anda sana hükmediyor. Medet diyoruz da sana medet veriyor. Geçmiş yaptığın amel. Hatta sahabeye kullanıyoruz da diyor ki gelecekte sahabe olacak ama şimdi kafir olan sahabeler hazırdaki sahabelere galip geldi diyor. Gelecekte yapacağı İslam hizmetini Allah'ın indinde olmuş olduğu için gelecekteki İslam'a hizmetinden dolayı bu kafir şu anda olan sahabe Bedir'de ve Uhud'un bir tanesini mukaddemesinde bir tanesi nihayetinde galip olmalarının sebebi böyleydi diyor. Rencide olmasın diye. Yani gelecekteki iyiliğimiz var ya gelecekteki Allah'ın ilminde mevcut. Evet.
Gelecekte Allah yaptıracağı iyiliğimizi de şimdiden bize medet olarak veriyoruz. Zaman bizim için geçer. Zaman içimizin için yani. Yani Mustafa gelecekte bir hayır yapacaksın ya. Onun hürmetine Allah şu anda sana medet ediyor. Abdülkadir Gelan Hazretleri yaptı işte. Daha doğmamış. Annesini haydutların elinden kurtarmış. Bunu da medar nize yapacaklar yani. Birisi var beni takip ediyor. Var diyor daha annesi kız diyor evlenmemiş. Abdülkadir Gelan Hazretleri'nin imdanı nasıl geldi diyor. Yani geçmiş ve gelecek zamanları bizim için olduğunu, alemi gayb için olmadığını bilmiyoruz ki. Esbab aleminde Allah sırf esbabla mı muamele ediyor? Esbabla muamele etseydi ben şimdi burada olmazdım ki. Allah'ın esbapsız muamelesi yok mu? Keramettir, mucizedir, ikramdır, ihsandır, lütuftur. Başka? Tuluattır, sunuattır, işarattır. Yani sebeple midir bunlar? Allah sana veriyor. Sebebe mahkum mudur? Demek ki hocamın dediği kişinin bir şahsı manevisi var. Bir de şahsı manevilerimizin oluşturduğu külli bir şahsı manevi var. O idare ediyor. Bir de onun bir arkası İslam'ın şahsı manevisi var. Namaz gibi değil mi abi? Ha namazın daireleri gibi. Yani Kırıkhan'da bu cemaat, Antakya'nın cemaati, Alem İslam'ın cemaati, bütün Nevi Beni Adem'in cemaati. Hani namazı, o külli evet. Namazdan şey yok. Na da diyor ya İyâke nâbudu na'daki işte mütekelmal gayri ile mesela vücudumun zerratı hepsi tek tek namaz kılıyor. Ondan sonra bu şehirdekiler bir de alem-i İslam'ın saftaki değil mi? Bak na. Bir benim şahsi manevim var. Geçmiş ve geleceğim. Gelecekteki hayırlarımız olacak Mustafa. Evet abi. Onları şimdiden Allah veriyor şeyi. Mevlana da kullanıyor. Tabii Mevlana da bu kanunu kullanıyor. Diyor ki medresesinde şeytan musallat olmuş. Lanet. Talebeye. O da dağda. Talebeye diyor ki ulan ne acayip ya şeytan. Hakikaten zeki ya. Akılsız ama. Dedi sen kaç seneden beri insan suretine gelmiş. Soracağım dedi. Kapıya çıkarmış. Bunu göndermişti. Kaç seneden beri buradasın? Neyse. Orluca. 15 sene. Sen 15 seneden beri Allah dedin diyor. Bir defa Allah sana buyur kulum dedi mi diyor. Soruya bak. Şeytanın sorusu. Şeytanın sorusu. Şeytanca bir soru. Şeytanca ama bak şimdi ne yapacak? Duman edecek Mevlana. Cevap olmasa der miyim? Eyvallah yok insan. Bilmez onu. Şeytanca. Alçak ya. Bak gelecekteki o talebenin hizmetine varmış gibi Allah hizmet ettirecek Mevlana'ya. Allah. Yani o cemaatin. Dağda Mevlana Hazretleri bunu görüyor. Hemen her şeyini bırakıyor. Geliyor ama talebe çekip gidiyor medresede. Burada ne duruyorsun diyor. 15 seneden beri Allah dedin. Allah bir defa buyur kulum dedi mi sana diyor. Mevlana geliyor. Hemen diyor ki nerede? Gitti. Biliyor tabii. Tak tak atıyla yetişiyor. Ya filan. Hemen iniyor. Nereye gidiyorsun? Böyle böyle oldu diyor. Bak evladım. 15 sene sen Allah demen için Allah sana kendisine Allah diyebilmen için bu itikadı, bu imanı, bu ruhu sana verdi ki bana Allah de. Sana bunu vermeseydi sen bunu diyemezdin. Sen diyebildiğine göre senden önce Allah buyur kulum anlamına gelen bunu bana böyle de sen demiş gibi kabul edeceğim. Demiş olmuyor mu dedi. Anladınız mı? Evet. Yani Allah dettirmese sen diyemezdin. Bir nevi huzura kabulün olan ağzı. Allah bana ey Rabbim, ya Rabbel Alemin dua ettirmese sen elini kaldıramazsın. Evet. Kaldırabiliyorsan, duaya elini kaldırabiliyorsan Allah o duayı kabul etmiş demektir. Etmeyeceği duayı sana ettirmez. Ettiriyorsa kabul, yani sana ettiriyorsa o duayı önceden kabul etmiş ki sana ettiriyor. İmam Ali'den söylüyor, Hazreti Osman'dan da şey yapıyor. Allah kabul etmeyeceği duayı
mümin kulunun ağzına vermez diyor. Şimdi sen dua edince duam kabul olacak deme. Kaldırmak kabul edildiğini gösteriyor. Yani Allah duayı kabul etmeseydi sana dua etme haletini vermezdi. Münacat duygusunu vermezdi. Kaldırabiliyorsan duadan önce tövbeni, duanı kabul etti ki sana bunu yaptırıyor. Bizim duadan sonra Allah'ın cevabı değil, duadan önce Allah'ın cevabıyla biz yapıyoruz. Sen diyor, ya Rabbi diyebilesin diye aklına itikad, kalbine iman, halet-i rüye o haz ve huzuru, coşmayı sana vermese, abi gafil sen ya Rabbi diyebilir miydin? Allah o haleti verdi ki bana böyle de. Ama senin demiş gibi kabul edeceğim. O zaman sen ya Rabbi demeden buyur ey kulum demiş olmuyor mu dedi. Secdeye kapanıyor Allah'a. Affet beni ya Rabbi dedi. Şeytan ne oldu? 1-0 şimdi. Evet. Çakıverdi. Allah'ın alimleriyle uğraşabilir mi? Ulema ümmeti kembiye beni İsrail. Benim peygamberimiz diyor aleyhissalatü vesselam. Ümmetinin, ümmetimin uleması beni İsrail peygamberleri gibidir. Bak ne yaptı şeytan şimdi? Akıl zeka yendi o zaman. Evet akıl zeka yendi. Şeytan akıllı değil zekidir. Zeki ve desastı. Akıl ne demektir? Vahye tabi ise bir insan akıllıdır. Vahye tabi değilse zekidir. Onun için Kur'an hep akla vurgun yapar. Ya akılun, takılun, efele tefekkerun, efele tedebberun gibi ayetlerle. Devam edelim. Bak gayrimüteşir ha bu da. Bu Kastamonu'da geçiyor burada, bu sayfada, Osmanlıca'da. Ben bunu Latince'ye çevirdim burayı. Kastamonu 248A. Ondan sonra gayrimüteşir. Buraya koydum. Onlar başka zaman şey ama şu mektubu bitireyim. Kastamonu kadar bende gayrimüteşi Kastamonu var. Emirdağ kadar Emirdağ var. Zamanları geldiği zaman olacak diye, basılacak diye, yayınlanacak diye şeyler var. Şimdi devam ediyorum. Ha, şunu şey yapıyordum, o soruya girdin. Medarınıza noktaları medar münakaşa etmemeyi. Yani evde de öyle. Ya kardeşim bunun çiban hassasiyeti ya. Dokunma oraya. Diyor. Eve de dokunma ya. Bu acip niye? Ya evin haleti bunu kaldıracak ya. Yoksa kalkmıyor ya. Ev duman oluyor. Daimi oluyor. Niçin evde öyle yapayım? Hem bu acip zaman değiştir. Bu acip evimiz. Hem mesleğimiz. Hem karakterimiz, cahilliğimiz. Hem kutsi hizmetimiz. Hem çoluk çocuğumuz. Bunu iktiza ediyor. Ben Ahmet'i değiştirdik. Hüseyin'i koyduk. Ve Risale-i Nur'un alim İslam'da intişarına karşı hayat içtimaiye ve siyasi cihetinde maniler çıkmamak için Risale-i Nur şakirtleri musalahakârâne vaziyet almaya mükelleftirler. Musalahakârâne. Barışçıl olmak. Baktın ki itiraz ediyor. Eyvallah kardeşim. Kur'an'ın ne güzel bir ayeti var. Hecren cemilen. Kavga etmeden güzelce ayrı. Sakın hocaların cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. Yani Vehhabiler bu laik cumhuriyetten maaş alıyor hocalar diye hocaların arkasında namaz kılmıyorlar ya. Evet. Bir grubu Vehhabiler. Biz üstad öyle demiyor. Ya Müslüman Ahmet Mehmet'in vergisi ya. Devlette ne alakası? Senin benim param hazine. Benim Müslümanımın verdiği işte ticaretinden Ahmet kardeşim camide imamken peki imamlığının ücretini mi alıyor? Hayır. Ne yapıyor? Ben ümmete bu konuda hizmet ediyorum. Ümmet de benim çoluk çocuğumun geçirmesini derhutte etti. Maaşım değil ki. Hocaların aldığı para maaş değil ki. Nedir o? Ben ümmete dini hizmetlerin ihtiyaçlarını vesile oluyorum. Ümmet de benim çoluk çocuğumun yaşası için derhutte etmiş. Devlet eliyle. Nasıl ki Malezya'da zekat nasıl veriliyor biliyor musunuz? Fertten ferde değil. Zekat bürosu bakanlığı var. Zekat, Diyanet İşleri Bakanlığı gibi, şey başkanlığı gibi. Zekat başkanlığı var. Zengin oraya para veriyor. O başkanlık devlettir. O fakirleri buluyor, veriyor parayı. Maşallah.
Biz maalesef böyle yapıyor. Allah bize de nasip etsin inşallah. Sakın hocaların cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmezseniz de iştirak edenleri tenkit etmeyiniz. Ben de böyle gayrimüteşebbih dedim var ya. Burada ne diyor biliyor musun orada? Soru soruyor. Ya bidalar girdi, şapkalar girdi, şunlar girdi, bir sürü şeyler bidalar girdi camiye. Gitmesek olmaz mı demiş usta da. Ustad demiş ki camileri boş bırakmayın, ehli bidalara teslim etmeyiniz diyor. Ben eskide böyle cahillik, ham sofuluk yapıyorduk falan. Asla ben cuma bir hasta olmuştum İstanbul'da. Gerçi test olmadım ama alametler oydu, korona gibiydi. Müslümana zarar olmasın diye gitmedim. Kesinlikle cumayı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ha, o yazıyı okudum ya. Camiyi diyor, bak nasıl çaktılar bana şu anda. Acayip ha şeytan. Bunu dediğim için, gayrimüteşebbih dediğim için nasıl ateş bağırıyor şu anda. Soldan diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iblisten, şahdan, Rahman'dandır diyor bağırması. Ne bak, diyor abi? Diyor, istemedi yani onu söylememi. Allah'ım. Ben de kendime göre bir ölçüm var. Nedir o? Cami kimin ihtiyacı varsa bilmiyorum bu. Camileri ehli bidalara teslim etmeyiniz diyor. Bizim yerimiz. Sakın hocaların cuma ve cemaatle ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de iştirak edenleri tenkit etmeyin. Zaten burada da söylüyor. Tenkit etme ya. Gerçi İmam-ı Rabbani Hazretleri demiş ki fıkıhtaki kaydı söylüyor. Bir daha olan yerlere girmeyiniz. Maksadı sevap olmaz demektir. Yoksa namaz battal olur değil ya. Yani. Çünkü Selefi Salihinden bir kısmı Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar. Ki zahiri şeriata göre Yezid ve Velid. Biraz önce dedi ki uğraşma. Onun için biz de bir şey demiyoruz. Bir şey demedi, ben de bir şey demeyeyim. Eğer mescide gidip gelmekte kebaire maruz kalırsa halvethanesini bulunması lazımdır. Yani bazısının bir zaafı var. Yani gözünü haramdan kurtaramıyor. Bazısının çok acayip bir zaafı var. Yani normal değil. Halvethanesinde kılsın. Evet. Evinde kılsın. Fit olmasın diye. Evet. Cuma'dan sonra gene çarşıya çıksın. Ha çarşıya gidiyorsun. Aram var diye cumaya gitmiyorsun. Neye benziyor biliyor musun? Derse niye gelmiyorsun? Hocam korona var haberin yok mu? Ulan dedim ticaret yapıyorsun. Dükkan müşteri geliyor. Korona yok orada. Dükkanda korona yok. Abi tenkit etmeyin. Ha tenkit etmeyiniz. Hemşerim de aynı fikirdeyiz. Durmadan düşüyorsun ya. Hey ya. Okuduk bu haldeyiz. Ya okumasak. Allah Allah. Vallahi ya. Ben burada bırakalım. Ama müsbet tenkit yani. Olsun. Hiç ya, alışmamam lazım. Siz belki kurtarırsınız da. Beni affetme. Divandan atarlar vallahi. Affetmiyorlar ya. Bazen boğmak. Bağırarak kalkıyorum. Bazen aynı mübalağasız. Çek yat. Benim yatağım. Yatım çek yat. İçeride de İstanbul. İstanbul'dan çek yat. Aşağıda. Hani dönerek değil ha. Yorganla beraber aşağı. Nasıl vuruyorlar? Biz bir odaya bir daha girmeyiz abi. Çok güzel olsun. Ya ciddi diyor. Ve nasıl bir üzülüyorum. Olayı biliyorum ya. O çekette yattığın içindir abi. Doğru söylüyorsun. Burada kesin. Olayı biliyorum derken abi yani o yani sebebi biliyorsunuz. Yani. Suçumu biliyorum. Güzel. O zaman mesela size de bir şey söyleyeyim. 12'ye kadar günah yazılmaz. Gece 12'ye kadar. Ama sevap hemen yazılır. Belki tövbe eder diye yazılmıyor. Onun için yatmadan önce hemen bir tövbe edin. Demek ki tövbe yapmadığımız akşamları duman ediyormuş. Ya çok güzel bir Allah var ya. Vallahi çok güzel. Dinimiz çok güzel. Mesleğimiz çok hoş. Nedir biliyor musun? En güzeli. Allah ve ahiretle bizi ümitli yaşattırıyor. Çok güzel. Hiç unutmayın. Allah ve en bahtiyar adam kim? Kariyeri, mühendisi, işte eşi, aşı, işi, yatı, katı, atı, iti falan çok olan değiller. En bahtiyar adam kim? Özeneceğiniz vallahi. Güzelliğine, yakışıklığına, parasına, yatın katına. Bir insan nesini özeneceksiniz? Allah ve ahiretle ümitli yaşayan,
Ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nesini özeniyorum biliyor musun? Çok sıfatları var. Şöyledir, cenneti, miraç. Miraca gitti, özenilecek ya. Allah'ı gördü, Allah Allah. Vallahi Allah'ı görmesine, cennete girmesine de değil. Ben kendi şeyim söylüyorum. Ben onun imanına hastayım ya. Hasta değilim, hastayım. O nasıl bir iman ya? Şimdi girmeyeyim ya, kurtulamayacağım. Miraca gitti, Allah'ı gördü, ona özenmem lazım. Vay be, ne bahtiyar, Allah'ı gördü. Hayır, onu cennete girdi, cehennemi de gördü, değil. Onun imanına ya, o Allah'ı görmekten meydana gelen, eklenen imanı nasıl bir iman ya? Ya bu nasıl bir iman ya? Allah'ım ya Rabbi ya. Nasıl bir iman taşır? Ya teksin ya, akrabayı kim? Her kavmi, kabilesi, amcası, herkesi düşman, tek ya. Yani bu deneme yanılma ile bu İslamiyet'i koyacaksın. Ya bir sürü kusurum var kitap varken ya. Bu adamın hiç kusuru olmayacak ya. Peygamberin özelliği o. 9 tane iyiliği var, bir kusuru var. Öyle yok. Hiç kusur olmaması lazım. Ya nasıl ya? 23 sene peygamberlik hayatında ey ashabım 23 sene önce bunu söyledim, bunu dedim. Şimdi değiştiriyorum dememiş ya. Değiştirdi bir şey yok. 23 sene önce namazı böyle, şimdi değiştiriyor. Ya en son söyleyeceğini, en son yapacağını ilk başta nasıl dersin ya? Ya nasıl bir iman ya bu kadar zorluklar karşısında? Ona herkes ters. Ulan sip ben mi akıllıyım? Diyoruz ya bazen kendimize. Sip sen mi akıllısın? Ya tek ya. Ya yeni bir sistem. Ya bir Kur'an nasıl okunur diye 30 tane imam var ya. Sip ömrünü Kur'an'a verse okunmaya onu bile yapamaz, beceremez normal bir adam. Hukuku var, fıkhı var. İnsan terbiyeciliği var, akla istikamet, kalbi inşa etmek, ruhu imbisat etmek, cihat mı edeceksin, aile mi yapacaksın, siz devlet mi kuracaksın? Ya ne yapacaksın ya? Devlet mi kuracaksın? Abi bir diş hekiminde 15 bölüm var yaklaşık. 15 bölüm var? Bir diş bölümü. Yaklaşık 15 bölüm var abi. Ya nasıl bir iman ya? Nasıl bir olur ya? Nasıl bir insan? Bu insan mı ya? İnsan olamaz ya. İnsandır. O zaman Allah var ya. Allah verdi de verdi ya. Verdi ya. Açtı hazineyi, sonsuzu verdi işte. Nasıl bir iman ya Rabbi? O imanın hatırına Allah'ım. O imanın senin yanındaki hatırına, ehli imanı, nur talebelerini, evlad-ı yârlerimizi, bizi insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan hıfz-ı emineyle. Allah'ım o imanın hatırına bizi imansız sokma. Allah'ım o imanın hatırına kendi düşmanlarına bizi teslim etme. Amin. O imanın hatırına bizi feyizlendir ya Rabbi. Amin. O imanın hatırına bizi ona komşu eyle ya Rabbi. Amin. O imanın hatırına bize şefaatçi eyle. Amin. O imanın hatırına bizi şehit et ya Rabbi. Amin. Vahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Selam.